Sizleri Evet. bekliyor. Ben şöyle bir hoş geldiniz demek isterim. Evet Hoş sevgili bulduk. öğrencilerimiz bugün Orta Doğu Teknik Hoş geldiniz. hoş geldiniz onlar diyor. Evet. ODTÜ'den Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitim Bölümünden sevgili Tarkan Gürbüz hocamız bizlerle olacak. Bakalım uzaktan eğitimle ilgili neleri konuşacağız, neler yapacağız. Heyecanla Tarkan hocamı Hocam bekliyoruz. sesiniz can kullanıyor. Çok teşekkür ediyorum. Cıvıl cıvıl ortam, tam bir sınıf ortamı. Evet. Sorular yollamıştım. O yanıtlar için özellikle teşekkür ediyorum. Oradan gördüğüm kadarıyla bilemiyorum. Arada veliler de var zannediyorum. Öğretmenler de var. Evet, öğretmen Toplam. arkadaşlarımız var. Hatta çok özel içlerinde misafirlerimiz de var. Farklı illere giden öğrencilerimiz de bu oturuma katıldı Tarkan Hocam. Harika, harika. Evet. Böylelikle güzel bir buluşma ortamı sağlamış olduk. Evet, Ben sizlere kesinlikle. teşekkür ediyorum böyle bir olanağa öğrencilerle buluşma fırsatı sağladığınız için. Çok önemli buluyorum. Öğrencileri dinlemeyi, onlarla bu konuları konuşmayı çok önemsiyorum. Birazdan sunuma da başlayacağım. Biraz bekleyelim mi? Yoksa başlayalım mı? Birkaç dakika daha bekleyelim bu arada sohbet edebiliriz. Zannediyorum öğrencilerimiz de Geliyorlar hocam, yoğun bir evet. şekilde gelmeye devam ediyorlar. Onlar da kaçırmasınlar. Evet. Ben bir şey sormak istiyorum. Sor bakalım. Soruları nereden gönderdiniz? Soruları Derya öğretmenimiz yardımcı oldu. Evet. Orada yine teknoloji kullandı. Size Google Docs üzerinden soruları yolladı. Ben iki soru sordum orada. Çok önemli. Hangi konularda zorlanıyorsunuz uzaktan eğitimde? Bir de belki sizlerin çok böyle düşünüp üzerinde kafa yorup ürettiğiniz çözümler vardır diye düşündüm. Eminim o çözümler bizlere yol gösterecek. Bana da epey bir çözüm önerisi yollamışsınız. Onları da değerlendireceğiz. Bu arada Mentimeter denen bir uygulama var. Orada da yine sorular sormaya çalışacağım. Tabii teknolojik imkanlar el verdikçe. Biliyorsunuz teknoloji kullanınca bu İngilizce söylemiyle Murphy kuralı hep arızalar çıkabiliyor değil mi? Elektrik Evet. kesilebiliyor, sonra sistem donabiliyor, sistem çökebiliyor, görüntü gidebiliyor. Bunları konuşacağız. Evet. Özellikle uzaktan eğitimde ne yazık ki o Murphy kanunları çok geçerli Sayın Hocam. Çok geçerli, evet. Evet, yeni yeni anlık çözümler öğrencilerimiz ve öğretmen arkadaşlarımız gerçekten anlık çözümler buluyorlar. O yüzden ben onları son derece güçlü buluyorum ve kutluyorum. Çok zor ama şu an içinde buluşmamızın bir başka yöntemi yok. Evet okullar açılacak ama kademe kademe açılacak. Bilsem belki uzaktan olacak, belki yakından olacak. Daha onunla ilgili bizde nasıl olacağı ile ilgili henüz bakanlık tam bir bilgilendirme yapmadı. Hani yaptıklarında onların istediği şekilde hareket edeceğiz. Ama iyi ki teknoloji bu kadar gelişmiş ve Evet. çocuklarımızla böyle de olsa buluşabiliyoruz. Elbette bu fırsatlar önemli. Evet. Yaş grubu oldukça değişik herhalde. Her sınıftan öğrenci var gibi. Evet. Küçük öğrencilerimiz var, büyük öğrencilerimiz var. Evet. Buna göre ben o zaman ortalama kimseyi canını sıkmadan, değil mi, yormadan Evet. sizlerle bu konuları konuşalım isterim. Küçükler biraz böyle dikkat edecek, büyükler sıkılmamaya çalışacak. Çünkü düzeyi de ayarlamam gerekecek bu durumda. Evet, ayrıca Çok alışık olduğum bir ortam değil bu kadar karmaşık bir gruba sunum yapmak kolay olmayacak. Evet, benim için de güveniyoruz bir size. deneyim. Evet. Ayrıca ikiz öğrencilerimiz de var. Kameradan ikişer ikişer bakan. Ben Ben birkaç gördüm tane ikiz onları. Dedim acaba öğrencimizi gördüm. aynı Evet. öğrenci farklı yerden mi bağlandı? Bana şaka mı yapıyor? Evet. özellikle büyük öğrencilerimizden de katılmak isteyen çok oldu ama Hocam. dördüncü, beşinci sınıf öğrencilerimiz, üçüncü sınıf öğrencilerimiz de katılmak istedi. Onların da hevesini kırmak istemedik. Aynı anda YouTube yayınımız da var şu anda. Harika. Oradan da takip eden öğrencilerimiz var. Peki. Hı? Derya öğretmenim bana Hocam. müsaade eder misiniz? Oradan izin Tabii ki. verirseniz ekranı paylaşayım.
Bir tamam. Yetki vermeniz gerekecek. Evet, Sedat Hocam. Yetki vermeniz gerekecek. Tamam evet, hocam, ben hocam. Ayarlıyorum şu anda. Yetki vermeniz gerekecek. Tamam hocam, ben ayarlıyorum şu anda. Öğrencilerimizin sesini kısalım. Zannediyorum YouTube'u hala açtılar. Hala girenler var, bir yandan da onu takip etmeye başlıyorum. Hocam, bir şey söyleyeceğim. YouTube kanalınızın adı ne? Ben gireceğim mi? Ben paylaşacağım ama şu anda girmeyelim lütfen. Evet. Linke tıkla gel. Evet. Şöyle ayarları açıyorum hocam şu anda. Şu anda hocam paylaşabilirsiniz. Bir daha deneyin isterseniz. Çocuklar şu anda YouTube'a girerseniz zannediyorum yankı olayı fazlalaşabilir. İsterseniz sonra izleyelim. Çocukların sesini kısalım. Evet. Hocam yankıdan dolayı hiçbir şey anlamadım ben. Hocamızın sesi gelmiyor hocam şu anda. Evet. Tarkan hocam sesiniz kapalı, mikrofonunuz. Evet. O halde şimdi yolculuğumuza geldim. Başlayalım. Öncelikle ben kendimi tanıtayım. ODTÜ Matematik bölümünden mezun olduktan sonra bilgisayar ve öğretim teknolojileri alanında master doktora yaptım. Sonrasında yurt dışında doktor sonrası araştırmalar için gittim ve de orada bir MBA çalışması gerçekleştirdim. Öğretmenim arkasından, bölüyorum ama geç kaldın mı? Çok geç kalmadın, hayır. Tamam, yeni başladık. Tamam, teşekkür ederim. Ve aynı bölümde öğretim üyesi olarak çalışmaya devam ediyorum. Bugün ne yapacağız? Evet, ekranı güzel çizgilerinizle renklendiriyorsunuz. Onları bir süre yapmayalım, olur mu? Bir bilgi paylaşımı yapacağız. Öncelikle bu uzaktan eğitim başlık olarak da uzaktan eğitimde uzakta kalmamak, değil mi? Bazen öğrencilerimiz uzakta kalıyorlar gerçekten. Uzakta kalmayı tercih ediyorlar. Ben arada duydum ekranın paylaşmak ya da kamerayı açma konusunda tereddütleriniz var. Bunları konuşacağız. Sorularınızı ben alacağım ve bir kapanış yapacağız. Derleyip toparlayacağız, özetleyeceğiz. Bizim amacımız bugün biraz da gelecekte öğrenme ve öğretme nasıl oluyor? Öğrenme ve öğretmenin geleceği konularını kısmen az da olsa tartışabilirsek güzel olur diye düşünüyorum. Aktif katılımınızı bekliyorum ben. Ön yargılarınızdan tamamen uzaklaşmanızı ve sorgulamanızı, paylaşmanızı istiyorum. Hatta biraz daha böyle aykırı, farklı, sıra dışı düşüncelerinizi uzaktan eğitimle ilgili paylaşırsanız muhteşem olur. İki fotoğraf var. Birini 2009 yılında çekilmiş, çok eski değil. Diğeri de 2019 yılında çekilmiş, gördüğünüz gibi. Birinde helikopterden çekim yapan bir kişi var. O zamanlar bu iş zordu, yukarıdan çekimler zordu. Ama 2019 yılına geldiğimizde artık drone denen teknoloji, değil mi? Herkes tanıştı. Bu teknoloji gerçekten muhteşem çekimler yapıyor. Film şirketlerinin, özellikle reklam şirketlerinin, tanıtım şirketlerinin çok işine yarıyor. Bu işi oldukça maliyetini düşürerek kalitesini de arttırmış durumda teknoloji. Öte yandan daha çok yakın zamanda, değil mi? Bu yıl içerisinde pandemi salgın başlamadan evvel Elon Musk'ın şirketi bir füzeyle, değil mi, uzay yolculuğu deneyimini bize yansıttı ve orada teknolojiyi gösterdiler. Uzay teknolojileri tabii çok yeni değil. 67 yılından beri süregelen bir yolculuk. Bu uzay yolculuğunda da teknoloji muhteşem bir noktaya gelmiş durumda. Ama şuna dikkatinizi çekmek isterim. Evet, teknoloji yeniden dediğimiz gibi bizi böyle zaman zaman yolda bırakacak. Peki, ekran dondu zannediyorum. Geldi tekrar. Bu görüntü Plüton'un görüntüsü.
Yani? 90'lı yıllarda çekilmiş bir teleskoptan görüntü. Çok net. Ama 2019 yılında, yeni 2008 yılında, daha da eski, çok güzel fotoğraflarını çekmeye başardı teknolojik çözümlerle. NASA'dan yayınlanan fotoğraflar ikisi de. Yani geçen az zamanda dahi teknolojinin bize sunduğu imkanlar gerçekten çok fazla. Şimdi ben sizden geleceği düşünmenizi istiyorum. Geleceği düşünmeye başladığınızda, evet, o saçlar belki öbürüne olacaktı. Harika, güzel resimler çiziyorsunuz, biliyorum. Geleceği düşününce iki eylem yapıyoruz. Ya hayal ve umutla bakıyoruz geleceğe, ya da tedirginlik yaşıyoruz, korku ve endişe yaşıyoruz. Bunu dengelemek çok önemli. Yani biz gelecekle ilgili düşüncelerimizi ne çok hayalci bakış açısıyla sunmalıyız, ne de çok korku ve endişeyle endişeye kapılmamız çok yanlış olur. Bunu dengeleyerek çözümler üretmemiz en doğru yol olacaktır. Yani ütopik ve distopik tutumunu ortaya koymak istedim. Geleceği tasarlayınca biz burada tabii bir denge oluşturarak ancak bunu sağlayabiliyoruz. Victor Hugo'nun çok sevdiğim bir sözü var. Gelecek güçsüzler için ulaşılmaz, korkaklar için bilinmez, cesurlar için ise şanstır. O halde geleceğe bir şans olarak bakmak da doğru olabilir. Elbette geleceği tasarlarken geleceğin çalışanları ve yöneticileri olacak sizleri, gençleri dinlemek oldukça önemli. Bizlere ışık tutacak olan geleceğimiz siz gençler olacaksınız. Ancak çok farklı bir dönemi yaşıyoruz. Özellikle bu salgın dönemi, umut ediyorum yakın zamanda kurtuluruz. Bu arada umut ediyorum sağlıklısınız, ailelerinizde sağlık problemi yaşayan yoktur inşallah. Fakat bu zorluk ve güçlükleri görebilmek elbette bunları da değiştirme ihtiyacı doğuracak ve bizim için bunlar da, yine bu zorluklar da bir fırsat olarak, bizim geleceğimizi şekillendirme açısından fırsat olarak ortaya çıkacaktır. Bakın, bilim bu zorlukları çözebilmek için çok uğraşıyor ve yeni çözümler üretiyor. Yani geleceğe hazırlanmamız gerekiyor. Ama geleceğe hazırlanmak için ve geleceği şekillendirebilmek için elbette değişimi anlamak çok önemli. Değişimi anlamak için neler gerekiyor? Değişimi anlamak demek elbette ne olacağını, çevremize bakıp nasıl bir dünya bizi bekliyor, onunla ilgili düşünerek şimdiden kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Değişimi anlamaya çalışalım. Neler oluyor? Elbette teknolojik gelişmeler var. Fakat insan merkezde insan faktörü. Yani insanın yetenekli olması, nitelikli iş gücü ihtiyacı çok fazla artıyor. Dolayısıyla bu yüksek nitelikli iş gücünün ortaya çıkarabilmek için de elbette yüksek nitelikli eğitim ve öğretim gerekiyor. Hocam, benim bir sorum var. Evet, dinliyorum. Hocam, ben Mecit Berat. Hocam, şimdi hani dediniz ya bu korku ve kaygışa, endişeyi yenmemiz lazım, evet, diye. Hocam, bunların hastalık haline gelmişleri var. Şey, onları yenmek için böyle şey mi, hastanede bir durumla mı karşı karşıya gelmek lazım? Yani bunları yenmek için ne yapmalıyız? Endişe ve kaygı sizin yaşamlarınızı engellemeye başladığı andan itibaren destek almanızda fayda var. O da bir tedavi süreci gerektiren durum. Elbette danışılarak bu endişe ve kaygı daha baş edilebilir hale gelebilir. Bu benim uzmanlık alanım değil. Ama böyle şunu söyleyebilirim. Öğrendikçe ve eğitim aldıkça problemlerle baş etme becerilerimiz de tabii ki gelişiyor. Yani ve hocam, gelecekte bizi daha iyi öğrenen ve bilgiyi arayan, bulan, kullanan, paylaşan ve üreten bireylere ihtiyacımız olacağı için
öğrenme odaklı, öğrenci odaklı eğitim ihtiyacı gün be gün artıyor. Mecit, yanıt verebildiysem sunuma devam edeyim. Sonunda, sunum sonrasında konuşacağız. Evet, olur mu? Evet, hocam. Çok teşekkür ederim hocam. Teşekkür ediyorum. Öğrenmede değişiklikler yaşıyoruz. Öğrenmede ne oluyor? Bir E başına geldi. Öğrenmenin başına ne geldi? E geldi. E öğrenme dedik. Ama bu E öğrenme böyle başında hep kalmayacak. Bir süre sonra E öğrenmenin kendisi öğrenme olarak algılayacağız. Dolayısıyla bu değişim sürecinde belki biz sıkıntılı dönemleri, geçiş dönemini yaşıyoruz ama E öğrenme büyüyen bir endüstri haline geliyor ve gerçekten öğrenmenin geleceği anlamında bizi uyarıyor. Bakın çok önemli, yine bir önemli söz Donald Miller tarafından söylenmiş. Bilgi çağında cahillik bir tercihtir diyor. Yani cahillik bir kader değil, bir sonuç değil, bir durum değil. Cahillik bir tercihtir. Siz kendi başınıza eğer öğrenmeyi hedeflediyseniz kendinizi yetiştirebilecek yöntemler geliştirecek ve bilgiye ulaşabilecek fırsatları kendi başınıza dahi yaratabilir olacaksınız. Bu çok önemli çünkü uzaktan eğitimde buna eğer hazır olduğunuz zaman ki bunun hazır oluşluk çok önemli. Kendi başınıza öğrenmeye odaklı olarak, kendinizi geliştirmeye odaklı olarak çözümler üretmeniz gerekecek. Şimdi öğrenme deyince tabii çok karmaşık bir durum. Yani hala uzmanlar öğrenme nasıl gerçekleşiyor, bir insan nasıl öğreniyor onu araştırıyor ve halihazırda da birçok bilinmez yön var. Ama özetle şunları söylemek isterim hepinize. Bir konfor bölgemiz var. Yani çok rahat hissettiğimiz bir bölge. O konfor bölgesinden genelde insanlar çıkmak istemezler. Ama o korku bölgesini aşabilirsek işte öğrenme gerçekleşiyor. Yani biz bilmediğimiz şeylerden korkarız. Bilmediğimiz için korkarız. Fakat öğrenmeye başladığımızda da o korkunun çok gereksiz olduğunu görmüş oluyoruz. Yine önemli bir söz. Bakın 21. yüzyılda artık okuma yazma çok önemli değil. Elbette gerekli ama artık bunun var olduğunu, bunun hemen hızlıca halledilebilir bir çözüm üretilebilir bir durum olduğunu biliyoruz. Yani bu yüzyılda artık okuma yazmayı bilmek yeterli olmayacak. Demin söylemiştim, yüksek nitelikli işler, yüksek nitelikli iş gücü ihtiyacı ortaya çıkacağı için sadece okuma yazmayı bilenler değil, öğrenmeyenler cahil diyeceğiz. Yani öğrenme aşığı bireylere ihtiyacımız var. Yeniden öğrenmeye, öğrendiğinin üzerine yeni şeyler eklemeye, yani sürekli öğrenen ve yaşam boyu öğrenme kavramı karşımıza çıkıyor. Sürekli öğrenen bireyler elbette kendilerini geliştirme fırsatı sunacaklar. Evet, buraları biraz hızlı geçebiliriz ama işi olması gerektiği gibi yapan bireylere, insanlara ihtiyaç var. Bakın birkaç şey göstereceğim. Bu bir öğretmen uzaktan eğitim başlayınca kendi çözümlerini üretmiş, odayı sınıfa çevirmiş. Öğrencilerini seviyor öğretmen. Kamerayla, öğrencileriyle buluşmuş, dersini yapabiliyor ve sınıf ortamını yansıtmış. Bir öğrenci de kaytarıyor bakın. Değil mi? Bazen enerjiyi bu şekilde atan öğrencilerimiz de oluyor. Bu dönemde işin komik tarafı öğrencilerimiz genel olarak kamerayı kapatıyor, sesi de kısıyor. Biz onları ders dinliyor zannediyoruz. Halbuki belki de o odada bile değil. Yani uzaktan eğitimde çok uzakta kalıyor. Uzaktan eğitimde uzakta kalmamak en önemlisi. Derslerinizi asla aksatmayın. Yeni eğitim öğretim yılında yine uzaktan eğitimle başladık. Ama durumlar değişebilir. Neler olursa olsun siz öğrenmeyi hedefledikçe
çözüm üreteceksiniz. Yine burada sizlerle şu fotoğrafları paylaşmak istedim. Hepiniz şimdi göreceksiniz. Burada bir kalorifer peteği var. O peteğe bir boru bağlanmış. Usta bunu yaptım deyip gitmiş. Ama boruyu öyle bir bağlamış ki bağlantı yerinden su geçmesi imkansız. Ama işini böyle yapıp bırakıp gidebilmiş. Öte yanda ise bir boruyu döşemiş, orada önüne bir engel çıkmış. O engelin üzerinden bu benim işim değil, bu taşı ben buradan kaldırmakla uğraşamam demiş. Ama burada asıl olan şu, yani benim size vurgulamak istediğim, bir işi olması gerektiği gibi yapmak çok önemli. Eğitim ister uzaktan olsun, ister örgün olsun, ister sınıfta yüz yüze olsun, hangi eğitim ortamında olursanız olun, o eğitimden elinizden geldiğince öğrenme odaklı olup, öğrenebildiğiniz kadar öğrenmeye, motivasyonunuzu artırarak öğrenmeye, çalışmaya gayret etmelisiniz. Çünkü bizim gerçekten özenli, işini iyi yapan bireylere acil ihtiyaç var. Neden ihtiyaç var? Bakın robotlar çok yaygın olarak kullanılmaya başladı. Robotlar artık insanlardan çok daha üretken olurlarsa o zaman işte çok zor bir duruma düşeriz. İnsanlar aptallaşır, makineler akıllı hale gelirse çok zor olur. Ya bu açıdan da teknolojiyi çok dikkatli kullanmamız gerekiyor. Her zaman insan yararına, insan faydasına oldukça teknoloji daha iyi sonuçlar getirecektir. Evet, fabrikalarda da daha çok robotlar göreceğiz. Ve bu problemleri biz nasıl çözeceğiz? Problemlerin her zaman çözümü tek değil. Bakın orada şekilde görüyorsunuz bir silindir var. Silindire karşıdan baktığımızda ne görürüz? Mecit sen söyle. Karşıdan baktığımızda duvarda ne yansımış mavi olarak? Hocam karşıdan baktığımızda duvarda bir daire yansımış. Evet, daire değil mi? Peki yandan baktığınızda bu yavru ağzı rengi diyorlar. O renkte olan kısım ne görünür? Kare hocam. Kare. Hocam burada normalde dikdörtgenli yani bir şekilde görmemiz gerekirken dik şekilde göstermişler. Evet, yani dikkat edersiniz aynı cisme bakıyoruz fakat çok farklı şeyler görüyoruz. Sadece ve sadece açımızı, bakış açımızı değiştirerek çok farklı şeyler görebiliyoruz. O yüzden hocam, bakmakla görmek çok farklı şeyler arkadaşlar. Hocam, İyi bakabilmek, iyi görebilmek için de duyu organlarımızı çok iyi kullanmamız, onlara iyi bakmamız çok önemli. Ben araya giriyorum. Çocuklar şu anda tüm Türkiye'ye canlı yayın. Herkes Etim Eskut Bilsem'i izliyor ve Tarkan hocamı ama hakikaten Sayın Hocam konuşurken bu ekran çizen öğrencileri bir daha hiçbir canlı yayın almayacağım. Bilsem'deki diğer projelere de katılmayacaklar ve biz bunları görebiliyoruz, tespit edebiliyoruz. Ailelerinize de mesaj çektim bu konuda. Çünkü ufak bir uyarı lütfen bu çizgiyi ve yazıları kullanmadan devam edelim. Yani bizi kullanmışlar hocam yani ben açmadan önce kapatmıyormuşum. Şu anda arkada kapattım ayarı. Aktif olan oturuma uygulayamıyoruz. Yani çocuklarımızdan böyle bir şey beklemezdik. Yani bizim çocuklardan böyle bir şey beklemezdik. Evet. Yani onlar daha dikkatli olacaklardır eminim. Olacaklar. Şu ana kadar çok kötü bir şey yok. ama onlar için de yeni bir ortam tabii. Evet. Alışacağız. Hep beraber alışacağız. Tamam. Bakın burada deminki görselde bir şey oldu. Tekrar bakarsanız. Paket kağıdı yetmedi ama çözüm üretmek mümkün. Onun açısını değiştirdiğimizde o paket kağıdıyla kaplayabildiğini gördük. Yani bir problem karşımıza çıktığı zaman onu bırakıp üzerinde bir düşünmeden ben bunu yapamıyorum demeyeceğiz, çözüm üreteceğiz. Hocam şimdi gelelim, bir şey söyleyeceğim. Söyle bakalım. Hocam hani siz az önce dediniz ya yine farklı açılardan bakmak gerekir diye. Evet. Hocam işte o yüzden zaten arabaları falan satarken farklı farklı açılardan fotoğraf çekiyorlar. Çok doğru söylüyorsun. Çok doğru söylüyorsun. Evet. Şimdi buraya kadar sorunuz var mı?
Var öğretmenim. Sor bakalım. İsmini de söyle. Berkan İleri. Şimdi öğretmenim. Evet Berkan. Diyoruz gelecekte böyle olacak. Bir iyi tarafından bakıp ikisini dengelemek lazım diyorsunuz ama yani evet. İnsanları da şimdi öyle yapamıyorsunuz ki, o insanın da suçu değil. Yani insanın biri akıllı olabilir, diğeri akılsız olabilir. Gelecekte evet. De bu olabilir işte. O yüzden bence şimdi geçmişten bakarak geleceği bulabiliriz bence şimdi öğretmenim. Öyle olabilir mi? Geçmiş zaten her zaman bize yol gösterecek. Geçmişe bakarak sen çok güzel söyledin. Geleceği anlamaya çalışacağız. Geçmişi iyi anlarsak geleceği daha iyi anlarız. Tam soru olmadı ama. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Kesinlikle soru değil ama söylemek istiyorum. Şu geçmişe bakmak. Peki Halit, söyle bakalım. Ben şu yaşıma kadarki tecrübelerime dayalı olarak şunu söyleyebilirim hocam. Evet. Sürekli gözümüz geçmişte olursa geleceği göremeyiz hocam. Yani geleceği zaten göremiyoruz ama önümüzü göremeyiz yani, öyle diyeyim. Hep arkamıza bakarsak önümüzü göremeyiz. Tamam, doğru. Haklı öğretmenim. Hep... Gelecekteki hatalara bakıp yapmasaydım deyip yapıp onlara bakmak yerine onlardan bir ders çıkarıp gelecekte bunu yapmamak daha mantıklı. Bir şey soracağım da, gelecekteki hatalara bakmak nasıl, yani gelecekteki hatalarımızı nasıl geçmişteki demek istedim. Geçmişe baka baka o geçmişi unut artık. Sen geleceğine, önüne bakmaya devam et demek. Ben bir şey demek istiyorum. Buyurun. Ben bir yazı okumuştum. Bir gazeteci Edison'a soruyor. Bir ampul keşfetmek için 1000 kez başaramamak da ne hissettirdi diye soru soruyor. Çok Edison doğru. Da 1000 kez başaramamak mı? Hayır diyor. Ben ampulü 1000 kez başarısız ben ampul yaparken 1000 kez başarısız olmadım. Ampul 1001 basamaktan oluşan bir keşifti diyor. Ya öyle olmuş. Hocam ampulü icat etmedi ki hocam. Buna yardımcı olan ne olmuş? Sabır olmuş değil mi? Sabretmiş, sabırsızlık yapmamış, aman olmuyor deyip bırakmamış. Deminki söylediğimiz şekilde problemin çözümü için çok çaba sarf etmiş. Peki şimdi bu konuları irdelemek her zaman mümkün. Kafanızda bu soruları asla yanıtsız bırakmayın, araştırın, öğrenin. Hepsinin yanıtını bugün elde etmeniz de mümkün değil. Fakat ben birkaç şey soracağım size şimdi. Gerçi grubun bunu kullanabileceğini düşündüm. Ekranı görebiliyor mu herkes? Soruları görebiliyor musunuz? Evet. Gözüküyor hocam. Soru işareti var. Görünmüyor. Soru işareti takıldı hocam. Resim var. Hocam sadece soru işaretleri gözüküyor diyorlar. Soru işaretli böyle bir tane resim var. Labirent gibi evet. Bir şey var. Daha demin. Evet. Labirent gibi. Derya öğretmenim. Kullanabilecek öğretmenlerimiz olabilir. Evet, Sedat türlü... Hocam ve diğerleri var. Evet, evet büyük öğrencilerimiz, büyük yaş grupları, öğretmenlerimiz, velilerimiz kullanabilirler belki. Yukarıda kodu görebiliyor muyuz? 68, 20, 26 diye. Hayır. Ben göremiyorum. Öğretmenim yazalım kod. Hocam sayfayı tekrar bir paylaşın isterseniz. Çünkü şu an Sunu görünüyor galiba. Sunu da kaldı. Dondu orada. Evet. Öğretmenim anladım. Peki çok dert değil. Ben size buradan sorayım. Oradan gidelim o halde. Özellikle bir şey sormak istiyorum. Efendim sor bakalım. Chat'te bir bağlantı göndermiştiniz Mentimeter diye. O linke mi gireceğiz? Evet gir bakalım o linke. Bir saniye bir açmam gerekiyor. Bağlantı gönderildi hocam. Onlar o uygulamadan Mentimeter'dan herhalde uygun bir grup değil. Çok dert değil. Tamam, ben, sayın hocam. Şey yapalım o halde. Buradan ben birkaç öğrencimize soralım. Oldukça da heyecanlılar. Hazır bu heyecanı yakalamışken yanıtlarını almak isterim. Tarkan hocam sayfanın paylaşımını yaparken hani Sunu'da kaldı ya paylaşım. Tekrar evet. Paylaşırsak sayfa çıkacaktır. Evet yok o durum değil yani şeyde çünkü oradan çok sağlıklı bir şey de alamayacağız. Onu ben bıraktım buradan devam edelim çünkü yaş grubu küçük dolayısıyla belki bu tarz etkileşim daha iyi olacak.
Bir şey peki, bugün ben size şunu sorsam. Azra sen madem bir şey söyleyeceksin, o söyleyeceğini unutma ve söylemek istediğini benim sorumu yanıtladıktan sonra söyle, olur mu? Şunu sormak istiyorum. Uzaktan eğitimde yaşadığın en büyük zorluk ne oldu? Anladım. Evet Azra. Öğretmenim ben çoğunlukla giremedim ve Zoom'da da chat'ten bir sürü yazdılar. Bir sürü şeyler yazdılar. Ben dersi takip edemedim. Peki bu bir teknik problem. Teknik problem dışında başka problem söyleyecek olan var mı aranızda? Hocam ben söyleyebilir miyim? Mecit söylesin. Öğretmenim. Hocam ben bir keresinde tam dersteydik hocam. Benim bir tane kablolu kulaklığım vardı hocam. Kulaküstü kulaklık. Hocam o tam ben konuşurken kulaküstü kulaklık bozulmuştu. Yani bildiğiniz... Bu da bir teknik problem. Teknik problem dışında söylemek istediğiniz bir şey var mı? Berkan söyle. Evet, Berkan söylüyor. Öğretmenim, mesela benim evada yaşadığım sorunlardan biri, yani teknik olmayan. Mesela teknik değil, arkadaşlarımı özlüyorum. Oradaki gibi verimli ders yapamıyoruz. Sonrasında bilgisayar başında durmaktan başım ağrıyor benim. Evet. Ben de söyleyebilir miyim? Demet söylüyor. Demet Bal'dan söylüyor. El kaldırılanlar görünüyor orada zaten. El kaldırılanlar daha isim evet. Söyleyelim. Demet söyle. Demet söylesin diğerleri konuşmadan. Şimdi derslerimiz çok uzun süre aralıklarında oluyoruz ve odaklanmakta sıkıntı yaşıyoruz. Yani derslerimiz hem çok uzun sürüyor hem bazen ara vermediğimiz blok ders yaptığımız oluyor. Ben 11. sınıfım. Ve hani odaklanmakta gerçekten sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü ne biz öğretmeni bazen görüyoruz, ne öğretmen bizi görüyor. Hani anlamadığımız bir şey olduğunda hem soramıyoruz ya da hani anlamadığımızı söylemek de istemiyoruz o anda. Hani kimseden ses çıkmadığı için. Çünkü öyle bir ortam oluşmuyor. Hani sınıf ortamı değil neticesinde. Ve hani gerçekten hem ders verimli olmuyor ve odaklanmakta da çok büyük sıkıntı yaşadığımızı söyleyebilirim. Evet, teşekkür ediyorum Demet. Söyleyebilir miyim? Beren söylüyor şimdi. Evet, Beren söylüyor. Hepinize söz vereceğim, merak etmeyin. Efendim? Evet, Beren. Beren, sesin açık değil. Mikrofonu açman gerekiyor. Resim dersinden çıkanlar bu derse mi girecek? Ben mi? Evet, söyle Beren. Tamam, öğretmenim ben şöyle sıkıntılar yaşıyorum. Mesela bazen sorular oluyor. Ve biz buna çözerken internet takılıyor. Evet, bu teknik bir problem ama bazı arkadaşlarımız da sesli konuşuyorlar. Seslerini açıp ya da sesini açık unutuyorlar ve biz dersi anlayamıyoruz. Ben de söyleyebilir miyim? Evet, çok önemli bir problem. Ben söyleyebilir miyim? Defne Ela, söyle bakalım Defne Ela. Bazen de ben böyle derste sıkılıyordum. Tabii bu eskiden oluyordu. İlk zamanlarda oluyordu. Derste sıkılıyordum. Böyle görüntümü kapatıp değişik şeyler falan yaptığımı hatırlıyorum. Ben de söyleyebilir miyim? Ona alıştın ama değil mi? Artık yapmıyorsun herhalde. Söyleyebilir miyim? Yapmıyorum. Hakan söyle. Evet. Öğretmenim benim... Böyle baka baka gözüme böyle şeyde uykum geliyor yani böyle şöyle bir koyasım geliyor kafamı. Şöyle yaslayamıyorum. Evet, gerçekten. Ve odamızdan böyle önemli. Şeyler geliyor. Bu öyle çok önemli. Uzaktan eğitimde ekran karşısında biz duruşumuzu bozmamalıyız. Sağlığımızı ve özellikle iskelet yapımızı zorlayacak bir durum bu. Çünkü insan doğasına çok da uygun bir ortam değil elbette. Evet. Bu nedenle dersler de çok uzun süreli olmamalı ve o yorgunluğu öğrenciler yaşamamalı. Çok haklısın Hakan. Bir sürü dersimiz oluyor. Doğru. O yüzden hep uykum geliyor. Ben de söyleyebilir miyim? Bu toplantılar yapılan araştırmalara göre
çevrim içi internet üzerinden yaptığımız bu Zoom toplantıları normal toplantıların hemen hemen 3 katı daha fazla yorucu olduğu da bilimsel bir araştırma sonucu. Sebep hocam. Evet, Ebrar söyle bakalım yani, Ebrar. Ben söyleyebilirim. Ebrar konuşuyor, sonra ben Azra'ya söz vereceğim. Hocam uzun süre bilgisayara bakmaktan da başımız evet, ağrıyor, gözlerimiz falan da ağrıyor ama bir de hem söz almadı, konuşan aynı. Kimse söz almadı. Aa, iki Ebrar var, çok özür diliyorum. Ebrar Nisa ve Ebrar Kurt. Evet. Doğru. Ebrar Kurt'a da öncelikle söz verelim, olur mu Ebrar Nisa? Tamam. Şimdi hocam şöyle. Bizim bu süreç içinde aslında çok sorun var. Teknik sorunlarımız var. Sağlık açısından da sorunlar var. Mesela bu kadar çok evde kalmak iyi değil. Biz dışarı çıkıyoruz temiz hava almak için ama yani çok az duruyoruz. Eskisi gibi o maskemizle maske olmadan dolaşamıyoruz. Daha sonra bir gün biz dışarı çıkmaya çıktık hocam. Top evet. Oynayacaktık. Ailemle böyle piknik alanı gibi bir yer vardı ama böyle basketbol sahasıydı hocam orası. Biz top oynuyorduk. Normalde ben okulda arkadaşlarımla birlikte full oynayan bir insanım. Halbuki orada top oynuyoruz. Yani çok hızlı bir şekilde yoruldum. Eskisi gibi aktif değildim. Hemen yoruluyordum. Bu çok sıkıntı yapıyordu. Daha sonra hatta bilgisayarda da sıkıntılar oluyordu. Derse katılıyoruz. Arada bir hoca donuyor. Arkadaşlar hocanın sesini kesiyor, çok konuşuyorlar. Sonra evet. Hocayı hatta ister istemez dersten atıyor. Çok sıkıntı var ve hiç iyi bir durum değil. Yani ben memnun değilim bu canlı ders platformundan. Evet, peki. Önerin var mı Ebrar? Ebrar Kurt, önerin hocam, var mı? Sen yazdın mı? Hocam. Ben bir yere yazmadım. Şu an aklımdan gelenleri söylüyorum. Tamam. Söyle bakalım, bir önerin var mı? Şöyle yapsak çok daha iyi olur. Ya hocam aslında bazen şey düşünmüyor değilim. Okulda mesela evet birazcık zor olur bu durum ama günde olmasa da böyle her haftanın gününde kullansak, çünkü bizim hafta sonu da dersimiz oluyor, canlı dersimiz. Evet. Yani zamansız olduğu için haftanın her günü mesela bir gün ortaokullar için söylüyorum bunu. Bir gün beşler gelir. Bir sürü sınıf var ne de olsa okulda. Bu sınıflara o düzen şeklinde oturtturabilir. Bir sınıfta kaç kişi olur artık bilmem ama yani büyük sınıflar, küçük sınıflar değişir. Bir güne bağlı böyle bir sınıf takımı gelir. Diğer gün altılar, diğer gün yediler olarak bence okul bu şekilde ilerleyebilir diye düşünüyorum. Evet, az olur. Ama yani şu anda da bilgisayarda bize hocam ders yapıyoruz. Mesela benim hafta içi 4 tane dersim var. İkisi öğleden önce, ikisi öğleden sonra. Öğleden öncekiler 9:50'de başlıyor benim. 10:20'de bitiyor ikinci dersim. Çok yazı ödevi veriyorlar. Evet, yazmak öğrencinin bir görevi. Fakat biz okuldayken böyle değildi. Okulda hocalar tahtayı yazıyordu. Biz defterimize geçiyorduk. Daha sonra eve geldiğimizde de hocanın verdiği ödevleri yapıyorduk. Burada ise tam tersi. Hem yazıyoruz hem ödev yapıyoruz. Bu bizi artık boğuyor. Hayır, hocalar diyor bir de bunu düzenli bir şeye oturtturun. Ama yapamıyoruz. Çok zor. Yani çünkü çok evet. Yazı veriyorlar. Evet. Şimdi hocam, Ebrar Nisa'ya söz verecektim. Azra, unutmadım ben seni. Ben söyleyebilir miyim? Ebrar Nisa, dinliyorum. Miyim? Biraz hocam. Bekleyeceksin Dilşah. Ebrar Nisa, dinliyoruz seni. Hem uzun süre bizim günlük 6 canlı dersimiz oluyor. Çok uzun süre bilgisayara bakmış oluyorum. Gözlerim çok kötü olmaya başladı artık. Hem de uzun süre çok sandalyede oturuyoruz. Gözlerimiz kadar gerçekten bedenimize de neredeyse eziyet oluyor. Evet. Bunlara hep çözüm üretmemiz gerekecek. Evet. Çok haklısın Ebrar. Evet Azra, şimdi seni dinliyoruz. Azra Saygıner. Öğretmenim, bizim canlı derslerimizde sadece 10 dakika var. Bilsem'de bile böyle değildi. Bilsem'de yeni sınıfı dersi saydı ama yine de vardı. Biz tuvaletimizi yapıyoruz, su içiyoruz. Sonra yeniden canlı dersimiz başlıyor. Yürümeye bile vakit kalmıyor. Biz sürekli sandalyede oturuyoruz. Evet. Doğru söylüyorsun Azra. Zaman zaman bu zorlukları hepimiz yaşıyoruz. Ben şimdi
sessiz olacaksınız. Sadece elinizi kaldırarak yanıt vereceksiniz. Eğer benimle aynı şeyi düşünüyorsanız, hemfikirseniz. Öğretmenim. Bu uzaktan eğitimde hiç benim için değil. Yani ben uzaktan eğitim hiç sevmiyorum diyenler var mı? Elini kaldırsın bakalım. Varsa. Peki. Yine sessiz olacağız. Uzaktan eğitimi ben seviyorum. Kötü değil diyen kaç kişi var? Onu bir göreyim. Yapabiliyorum, başarıyorum diyen. Şöyle bir öbür tarafa da bakayım. İndirmeyi unutanlar da oluyor çünkü. Arada indirmeyi unutuyorlar. Elleri duruyor orada. Evet. Peki. Göz teması olmaması. Biliyorsunuz değil mi? Göz teması nedir? Yani göz göze gelmek, yüz yüze derslerde bu çok önemli. Göz teması olmaması beni çok rahatsız ediyor diyen var mı? Evet. Ben hiç zorlanmadım uzaktan eğitimde. Kaç kişi söylüyor? Çok rahat ettim. Öğretmenim, ben hiç zorlanmadım ama öğretmenimizi uzaktan teknolojilerden gördüğümüz için bazenleri donuk donuk geliyor. Doğru, teknik evet, problemler yine. Zorlanmadım. Biraz bekleyelim, göz olarak yine konuşalım. Beren bir şey söylemek istiyor, parmağını kaldırdı. Beren, sen hiç zorlanmadım diyorsun herhalde. Evet öğretmenim, ben hiç zorlanmadım çünkü biz daha böyle can dersler başlamadan da arkadaşların uzundan konuşuyorduk, buluşuyorduk. O yüzden çok zorluk olmadı. Zaten biliyordum nasıl bir şey olduğunu. O yüzden ben peki, günde en fazla bir saat ben bu canlı derslere, uzaktan eğitim canlı derslerine katılıyorum. En fazla bir saat. Kaç kişi var? İki saat. İki saat. Peki yarım saat? Daha mı az, daha mı çok? Hocam daha çok. Evet, iki saatten fazla değil mi? Üç saat var mı? Altı saat. Saat Sekiz saat. Artı bilsem. Evet, bugün öğretmenim. İki adet bilsemim var. İki adet bilsemin üstüne bir de normalde uzaktan eğitim olmadan önce direkt olarak dersin içinde yazılıyor. Ama şimdi sadece kitaptan yapıyoruz. Sonrasında yazı yazdırıyor öğretmen. Peki şimdi arkadaşlar biraz sessiz olalım yine. Aranızda katılımcıların arasında duyamadım. Öğretmenim, sesinizi kapattınız. Evet öğretmenim. Evet, katılımcılar arasında veli var mı? Konuşmak isteyen veli? Öğretmenim, size bir şey söyleyeceğim. Benim burada sınıf arkadaşım var. Azra Saygıner. Evet. Öğretmenim, benim de Defne var burada. Ama evet. Betül olarak geçiyor şu an adı. Öğretmenim, bende de Batuhan var. Peki. Benim de onları neden söylediniz? Sınıf arkadaşlarınızı neden söylediniz? Azra orada bak, evet. Yan yana sayılırsınız. Çaprazında hemen. Elif, Serra ve Azra Saygıner sınıf arkadaşıymış. Onu öğrendik. Peki. Uzaktan eğitim nasıl olursa çok keyifli olur sizler için. Öğretmenim, uzaktan ben olmazsa. Böyle gidelim. Yine onu biraz derleyelim, toparlayalım. Sizlerin yanıtlamanız açısından kolaylık sağlayalım. Öncelikle bu teknik problemlerin çözüldüğünü varsayalım, tamam mı? Yani hiç kesinti olmuyor. Bu sistem asla çökmüyor. İnşallah öyle olsa. Keşke öyle olsa. Böyle düşünerek bakalım. Nasıl olursa çok keyifli olur. Ders anlatımı nasıl yapılsın? Bunlarla ilgili önerisi olan var mı? Ama öğretmenim dışında. Azra, söyle bakalım. Azra Saygıner. Öğretmenim, onlar çözülürse
Bence arkadaşım yapmıştı benim. Bir tane pet şişelerden 3 boyutlu yapıyorduk. İşte onun biraz daha büyüğünü yapıp sanki sınıftaymış gibi öğretmenimiz göstersek ne kadar güzel olur. Hem çok fazla radyasyona da maruz kalmış olmayız. Öğretmenim. Öğretmenim de söyleyebilir miyim? Öyle görse. Öğretmenim söyleyebilir miyim? Evet, Bora Halil, Bora Halil sen söyle bakalım. Vay canına. Hocam ben çok öncesinde söylediğiniz bir şey sormak istiyorum. O zamandan beri parmak kaldırdığım için bu kadar öncesinden. Peki. Söylediğinize göre az önce araştırmalara göre, siz de araştırmalara dayanarak söylüyorsunuz bunu. Zoom'dan yapılan elektronik dersler, normal yapılan elektronik derslerden 3 kat daha... Neredeyse öyle yani... daha fazla diyelim ona. Evet de. Öğretmenim. Daha fazla. Siz daha neden çok rahat. Neden öyle yorucu oluyor biliyor musun? Çünkü gözlerimiz aslında çok alışık değil ekrana bakmaya. Ekrana baktıkça biz evet, daha çok yoruluyoruz. Evet, bu kadar çok bakmaya alışık değilim gerçekten. Öğretmenim. Konuşurken de dikkat edin sesimizi daha çok yoruyoruz. Dolayısıyla evet. Kendimiz de vücut olarak daha fazla yorulmuş oluyoruz maalesef. Öğretmenim. Bazılarının da sesini bir şey sorabilir miyim? Ben bu kadar öğretmenim. Bağırıyorlar. Evet yine teker teker konuşalım. Öğretmenim. Öğretmenim. Atakul. Söyle bakalım. Öğretmenim. Şimdi biz uzaktan eğitimde bazıları şey oluyor. Yayınlar kesiliyor. Ya da ulaşamayanlar oluyor. Onlar için bir çözüm var mı? Evet var. Her şeyin çözümü elbette kısıtlı da olsa var. Ama ne dedik? Yeter ki olması gerektiği gibi yapmaya çalışalım. Öğretmenim. Olalım. Onların çözümü elbette sizler daha iyi çözümler üreteceksiniz eminim. Öğretmenim. Peki, Betül Savaş. Öğretmenim benim adım normalde Defne ama şu an annemin hesabı ile girdim. Ben evet de, iyi hemen de hemen tanıdın ama kendini Betül Savaş deyince bildin yani sen olduğunu. Evet öğretmenim. Belki peki. De öğretmenim canlı derslerin süresi azalsa daha verimli olabilir çünkü sizin de az önce söylediğiniz gibi bizim gözlerimiz ekrana o kadar uzun süre bakmaya dayanıklı değil. Öğretmenim. Hocam ben de bir şey söyleyeceğim. Soru sorabilir miyim? Öğretmenim. Hocam. Kim o soru sorabilir miyim diyen göremedim. Berkan. Berkan söyle bakalım. Hani demiştiniz canlı dersler nasıl olursa her imkan varken. Ben, evet. Bence şöyle olmalı. Hani böyle sanal gerçeklik var ya VR. Evet. Onlardan takalım böyle. Evet. Ya sandalyemiz olsun böyle öğretmen gelsin falan öyle olsun. Sen böyle bir şey gördün mü Berkan? Efendim? Böyle bir şey yaşadın mı? Sen sanal gerçeklikle evet. Tanıştın mı? Evet çok güzel öğretmenim böyle kolları falan var. Bir tane nerede denedin bunu? Bizde gözlüğü vardı. Efendim? Nerede denedin sanal gerçekliği? Hatırlamıyorum şimdi ama bir tane mağaza gibi bir yerde denemiştim. Böyle. Çok nasıl? Güzel. Böyle kurtulamış. Öğretmenim. Hocam bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar biraz müsaade edin. Berkan'ın söylediği ileri teknoloji. Ben de demin sizlerle de paylaşmıştım sunumda. Bu tip teknolojiler yaygınlaşacak. Berkan çok önemli bir noktaya değindi. Bu sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, karmaşık gerçeklik gelecekte ki bu çok yakın gelecekte öyle 20 yılı beklemeyeceğiz. 5-10 yıl içerisinde çok yaygınlaşacak. Bu tarz teknolojilerin elbette yeteneklerini öğrenmek çok önemli. Araştırmak çok önemli. O yüzden üniversitemizde de biz bu konuları araştırıyoruz. Uzaktan eğitimde uygulamaları da yakında gerçekleşecek. Elbette bu tür ortamlara sizler ne kadar alışık olursanız, erken dönemde ne kadar çok bununla ilgili deneyimlerinizi arttırırsanız, daha sonraki ileri yaşlarınızda ve hayatınızda daha rahat edeceksiniz. Ve daha güzel, daha konforlu çözümler bulacaksınız. Peki şimdi burada ben biraz artık toparlamaya çalışayım. Çünkü sizler de yorulmayın istiyorum. Öğretmenim. Böyle bir etkinlikte. Öğretmenim. Derya öğretmenimize
e-mail yoluyla yazarsanız onu da toplanır hepsi. Bana gelirse ben de onları tek tek yanıtlarım. Öğretmenim. Sorularımızı mı öğretmenim yoksa soru? Öğretmenim. Evet, artık soru almayacağım. Defne kamerayı ağzına çok yakın tutun. Öğretmenim bir şey sorabilir miyim artık, lütfen? Artık soru almayacağım. Kapanış evet. Yapmaya çalışıyorum. Çünkü almak istemiyorum. Yine kısma imkanımız olur diye ümit ediyorum. Çocuklar sesi kesmek zorunda kaldım hocam. Bir dakika şey yapmayın da. Çocuklar hocamız demişti ya hani sıkıntılardan birisi. Mesela şu anda öğretmeniniz sizi kontrol etmekte de bile çok sıkıntı çekiyor. Mesela biz bu ders verirken size de söylüyoruz. O yüzden 3 kat zorunlu. Mesela şu anda size diyor ki ben toplantıyı bitirmek istiyorum. Ama siz diyorsunuz ki benim sözümü dinle. Yani şu anda öğretmenin sesini kapatmak zorunda kaldım. Çünkü o da öğrenci olarak girmiş görünüyor. Öyle. Ya mecburen yaptım hani hocama da ayıp olmasın. Tamam. Ama sizi susturamadım tamam. Mesela şu an. Hocamızın sesini açalım. Biz hocam, şu evet. Noktada şöyle bir sıkıntı yaşadık Sedat hocam. El kaldırmayı bundan belki yarım saat önce girip daha önce Zoom değil başka açık kaynaklar da kullanıyoruz biz. Öğrencilerimize belki daha öğretmeliydik. Bir de küçük öğrencilerimiz hakikaten çok hevesliydiler. Ama Tarkan hocam da böyle sabırla gerçekten son derece güzel yönetti. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bu arada Tarkan hocamın sesi kısık. Sedat hocam onu da açabilir miyiz hocam? Kendisi evet. Evet. Öğretmenim. Şimdi, çocuklar evet. Arkadaşlar bu buluşmadan ben çok mutluluk duydum. Çok keyif aldım. Her birinizin böylesine deneyimlerinizi aktarması çok önemli. Bu deneyimleri dediğim gibi Derya öğretmenimize siz sorularınızı yollayarak bana iletmesini isteyebilirsiniz. Ayrıca öğretmenlerinizle bu deneyimlerinizi mutlaka paylaşın, sorunlarınızı paylaşın. Bunları ille de Zoom ya da benzeri platformlarda dersleri geçireceğiniz süreyi kullanarak değil, sonrasında oturup elektronik ortamda yazarak da dile getirebilirsiniz. Sizler bu teknolojileri ne kadar daha etkin ve etkili kullanmaya gayret ederseniz emin olun çözümler de öyle gelecektir. Bu teknolojik ortamların da kendine has kuralları var. Kendine özgü bir takım uygulama ve beceri geliştirme zorunlulukları var. Öğretmenlerimiz de çok donanımlı olmayabilir, öğrencilerimiz de çok donanımlı olmayabilir. Bu yeni teknolojileri daha donanımlı ve daha becerikli kullanabilmek için de elbette tutumumuzun değişmesi gerekiyor. Daha çok şey öğrenmemiz gerekiyor. Kültürel olarak bunu benimsememiz gerekiyor. Bu noktada söyleyecekleriniz elbette çok olmasını ben çok doğal karşılıyorum. Hepinizi ayrı ayrı kucaklıyorum. Ve eğitim öğretim yılında hepinize başarılar diliyorum. Soru almayacağım. Burada bitirmek istiyoruz. Çünkü sizlerin de daha fazla yorulmasını istemiyorum. Çünkü her birinize söz vermeyi çok istiyorum. Uzun uzun da konuşmayı, sohbet etmeyi istiyorum. Belki yine tekrarını yaparız. Sorularınız, ben emin olun epey bir öğrenciye tek tek söz vermeye, söz hakkı tanımaya çalıştım. Ama aynı öğrenciler de defalarca farklı sorular da sorabiliyorlar. Bunlar da çok güzel. Fakat her güzel şey gibi elbette bir noktada bitirmek gerekiyor. Ailelerinize sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Sizleri teker teker kucaklıyorum. Başarılar diliyorum. Derya öğretmenim, evet. Diğer öğretmenin ismini Sedat öğretmenim. Sedat hocam. Sedat öğretmenim. Çok teşekkürler destekleriniz için. Biz çok, çok teşekkür güzel, ederiz. Çok çok sağ olun. Şöyle o zaman öğrencilerimize el sallasın. Diliyorum. Evet bir ekran görüntüsü alalım o zaman. Evet. Tamam. Bir soracağım. E-mail ne? Oradan yazın dediniz ya. Ben size yollayacağım çocuklar. En sağ olun çocuklar. Ben sizin hepinizi görüyorum şu anda. Ekran görüntüsü alıyorum el sallarken. Ben size yollayacağım. Harikasınız hepiniz. Yeni bir link yollayacağım. Evet. O linke gene Gürbüz hocamla da paylaşacağım. O linke sorularınızı iletebilirsiniz. Gürbüz hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Konuşulacak çok şey var. Hem çok öğrenciler var. Hem öğretmenler açısından. Ama böylesine pırıl pırıl öğrencilerimiz evet. Gerçekten hepimizi umutlandırıyor. Geleceğe çok dair hiç endişem yok.
Çok sağ olun hocam. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Teşekkürler hocam tekrardan. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz. 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 Bu maske sahte. Bazı maskeleri kabul etmiyoruz.